Merhabalar ben Burak Şambak, Kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda son güncelleme ile Adobe Camera Raw editöre gelen yeni bir özellikten bahsediyorum. Adobe Camera Raw 16.3 versiyonuyla eklenen bu özellik, RAW fotoğraflarda Adobe Firefly Generative AI yani içeriksel yapay zeka tarafından desteklenen Generative Remove yani içeriksel silme işlemi ile dikkat dağıtıcı unsurların ve istenmeyen öğelerin kolayca yapay zeka aracılığıyla kaldırılması. Özetle bu yeni araç daha önce Photoshop içinde JPEG formatlı fotoğraflar uyguladığımız yapay zeka ile silme işleminin RAW formatlı fotoğraflarda da kullanılabilmesi için oluşturulmuş bir araç. Bunu kullanmak için Adobe Camera RAW editörünüzün güncel olduğundan emin olmanız gerekiyor. Haydi hemen Photoshop'a geçip bu yeni aracı birlikte görelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. Photoshop beta değil, normal CC 2024'ün içindeyiz. Size birazdan anlatacağım bu içeriksel temizleme, silme yani Generative Remove konusunu Adobe Camera Raw'da yapacağız. Ve bu Camera Raw sürümünün güncel olması gerekiyor. Şuradan göstereyim size. Burada Help yardıma tıkladığınızda About Plugins'e geldiğinizde burada Camera Raw'a tıkladığınızda görüyorsunuz 16.3.0 bıdı 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 diye gidiyor. Yani Rav editörünüzün versiyonun 16.3 olması lazım. Şimdi Photoshop'un içine 3 tane raw örnek fotoğraf atacağım ve birlikte bu fonksiyonu inceleyeceğiz. Adobe Camera Raw editör içindeyiz 16.3 versiyonu. 3 tane fotoğraf getirdim. Generative Remove yani içeriksel silme aracını bu 3 örnek üzerinden yapacağız. Basitten zora doğru gideceğiz. Şu sol tarafta bir leke var, sağda bir leke var, bir de üst tarafta bir leke var. Bunları yok etmeden önce genel bir düzenleme yapalım. Exposure yani orta tonu birazcık koyulaştırdım. Highlight açık tonları koyulaştırdım. Gökyüzünden daha fazla detay görmek için whites beyazları sola doğru aldım. Sonra shadows yani gölgeleri birazcık aydınlattım. Blacks siyahları birazcık sola çektim ve beyaz dengesi aracına tıklayıp fotoğrafın içinde beyaz olması gereken bir yere şuraya tıkladım. Beyaz dengesi doğru düzeye geldi. da birazcık sağa doğru gitti. Sonra texture, clarity bunları sonra da yapabiliriz. Ama sorun değil. Clarity ve Dehaze ile oynadım. Effects yani efektlerin altında. Burası Türkçe'de sanırım keskinlik, Clarity. Vallahi Clarity ve Dehaze. Dehaze'e de siz kaldırmak diyor da Clarity'ye ne diyordu? Hakikaten Türkçe'de unuttum. Şimdi, 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 şimdi. Gelin bu yeni araç yani Generative Remove. Yeni kamera RAW de, nerede onu görelim. Şu sağ taraftaki dikey menüde üstten üçüncü simgeye tıkladığımız zaman karşımıza bizim üç tane simge çıkıyor. Bu üç simgeden en sağ taraftaki zaten burada vardı. Bu clone stamp tool yani istampa aracı bir yerden copy paste yapmak için. Bu heal yani iyileştirme aracı bu nerede kullanılıyordu? Gökyüzünde sensör lekeleriniz var veya ne bileyim bir kızın fotoğrafını çektiğiniz cildinde lekeler var onları düzeltmek için kullanılıyordu. Bunlar zaten vardı biliyordunuz. Yeni aracımız burada en soldaki simge. Gördüğünüz gibi early access diyor yani erken erişim. Şu anda bu bir anlamda aslında beta gibi çalışıyor. Bir problem varsa Photoshop'a bildirip düzeltmelerini isteyebilirsiniz. Photoshop'ta her yerden gelen bilgiyi değerlendirip bu programcıkta diyelim değişiklikler yapabiliyor. Şimdi burada bir seçeneğiniz var. Burada Use Generative AI yani içeriksel yapay zeka kullan tikli. Bunu kullanmazsanız fotoğrafın içinden benzer şeyleri seçip bu seçeceğiniz yerleri dolduruyor. Eğer bunu tiklerseniz internete bağlanıp aynen Photoshop'un içinde yapmış olduğumuz her generatif eyleminde olduğu gibi birer adet kredimizi yiye yiye bu düzenlemeyi yapıyor. Şuradaki object aware yani nesneye duyarlı nesnenin farkında olma fonksiyonu daha sonraki bir örnekte anlatacağım. Buradaki size boyut bu fırçanın bir anlamda boyutunu küçültüp büyütüyor. Opacity geçirgenlik %100'de kalsın. Şuradaki show overlay'i yani seçtiğimiz alanı göstermesinde tikledim. Buradaki visualize spots yani lekeleri göster kutucuğunu tiklemiyorum. Çünkü ben burada herhangi bir cilt ya da herhangi bir lekeyi temizleme yapmıyorum. Şimdi şu sol tarafta kadraja bir adam girmiş. Benim bunu yok etmem lazım. Ve başlıyorum bu lekenin etrafından kabaca boyamaya. Mouse'u çevreledikten sonra bırakırsam benim seçim yaptığım yerleri bana buradaki magenta rengiyle gösteriyor. Sizde muhtemelen bu ilk defa kullanırsanız kırmızı olacak. Buraya tıklayarak magenta'dan işte maviye, kırmızıya, yeşile herhangi bir renge siz bunu değiştirebilirsiniz. Okey dedim. Ve orta kısmı eklemek için de bakın burada refine diye bir bölüm var. Rafine etmek burada add eklemek, subtract çıkartmak anlamına geliyor. Add ekle. Yani benim yaptığım bu seçime fırça ile boyuyacağım. Yeni yerleri de ekle emrini vermeniz gerekiyor. Şu an bu kısmı seçmiş durumdayım ve buradaki apply uygulamaya tıkladığım zaman internete bağlanıp bir kredi düşüp buraya 3 tane içeriksel silme opsiyonu getirecek. Evet, bu versiyonda başarıyı yakaladık diyebilirim. Diğer versiyonlar nerede derseniz şurada variations'ı görüyorsunuz. Bunlar varyasyonlar. Bakın 1/3, 3 tane seçenek var ama Photoshop'un içinde olduğu gibi orada properties özellikler tabında çıkıyordu bu. Alt tarafta 3 tane görsel yok. Belki ileride koyarlar. 1/3 yazıyor. Yani ne, bu ne demek? 3 tane ben senin için seçenek ürettim. Şimdi 2'ye bakalım. Böyle oldu. Beğenmedim. 3'e bakalım. 3'ü de beğenmedim. Ben tekrar 1'e dönüyorum. Şimdiki problemimiz ne? Şu üst taraftaki bölümü yok etmek geliyorum. Boyuyorum burayı da. sefer mouse'u bırakmadan devam ediyorum. Mouse'u bırakırsam add yani ekleye tıklayacaktım. Mouse'u bırakınca seçtiğim yer buradaki magenta ile gösterildi. Apply dedim. Uygula. İlk seçenek hiç fena değil. 2'ye bastım. 2 daha güzel. 3'e bastım. 2'yi beğendim ben. Geri aldım şuradaki sola doğru oka basarak geldi. Eğer ben bu versiyonlardan herhangi birinden memnun olmasaydım buradaki refresh'e basacaktım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Burayı yok etmem gerekiyor. O yüzden burayı boyayacağım. Photoshop'a nereyi yok etmesi gerektiğini, remove etmesi gerektiğini anlatacağım. Ve ardından apply uygulaya tıklayacağım. Bu bir hiç fena değil. İki de fena değil ama biri daha çok sevdim. Bakalım üç ne? bu da güzel. Aslında bunu en çok sevdim. Şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Buradaki göz işaretine tıklarsam bu eski haliydi. Sağ sol ve üstteki lekelerin. Mouse'tan elimi çekersem bu yeni hali olmuş oluyor. Mouse'u takip ederseniz şuralarda koyu açık yerler var. Bunu da Photoshop'un içinde düzelteceğim. Bu aracın bir dezavantajı bu Photoshop'un içinde yapsanız da aynı şey geçerli. Bazen tonu tutturamayabiliyor. Tekrar tekrar refresh edip yani tekrar yeni versiyonlar yaratarak da bir eğitim videosunda hem zamanınızı almak istemiyorum. Hem de kredi çünkü bunların her biri. Birer jeton gidiyor. Onları çok harcamak istemiyorum. Photoshop'un içinde bu alanlar çok basit bir lasso aracıyla seçilerek ton ayarlaması, levels veya curves'e yani seviyeler veya eğrilerle etraftaki tonaliteye getirilebilir. Bunun bir başka avantajı da bütün bu değişiklikleri RAW fotoğraf üzerinde yaptığınız için bunlar XMP dosyasına işleniyor ve RAW fotoğrafınız sağda solda ve üstteki bu lekeler vardı ya onlarla sabit olarak değişmeden kalıyor. Bir avantajı da bu. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Şimdi bu örnekte de temel bir şeyler yapalım. Önce beyaz dengesine bakalım bu sefer. Şuradaki beyaz yere tıklayayım. Biraz fazla magenta oldu. Azaltıyorum. Biraz da soğudu o yüzden hatırladığımdan daha soğuk o yüzden Dokunduğum yere göre bana photoshop bilgi veriyor bu değişikliği yapıyor İstiyorsam sonradan buradaki temperature ve tint Biliyorsunuz oynayabiliyorum temperature sıcaklık Tinte Muhtemelen renk olarak geçiyor olabilir bilmiyorum Türkçesini Şimdi Önce şu tonalitelere bakalım Kontrastı arttırıyorum Highlights Açık tonlarda bir değişiklik yapmayacağım. Shadows'u birazcık açacağım. Yani gölgeleri. Exposure birazcık açacağım. Blacks siyahları birazcık koyulaştıracağım. Sonra Vibrance yani orta ton saturasyonunu birazcık arttıracağım. Genel olarak ne yaptığıma bir bakayım. Bu öncesiydi. Bu sonrası oldu. Yine Texture Clarity ve Dehaze biraz oynadım. Yapıyı arttırdım. Şimdi bu silme işlemlerini gerçekleştirebilirim. Geldim yine sağ tarafta üstten üçüncüye. Aracım seçili. Adam seni yok edeceğim deyip adamı kabaca seçiyorum. Mouse'un sol tuşuna basarak bırakmadan tamamını boyadım. Ben seni anladım Burak dedi bana Photoshop. Şimdi apply, uygulaya tıklıyorum. Bir bu, varyasyon 2'ye bakalım. Fena değil bu da. 3'e bakalım. 3 de fena değil. Kalsın 3'te. Şimdi şu üst kısmı da ben yok etmek istiyorum ama burada size daha sonra anlatacağımı söylediğim Object Aware yani nesneye duyarlıyı seçtim. Sebebi de şu bu alan çok büyük olduğu için burayı ben yok etmek istiyorum. Ortasını kendi kendine doldursun istiyorum. Sürekli git gel boya istemiyorum. Ve burayı kabaca seçiyorum. Tabi yansımaları da alarak. Şöyle yapacağım. Yukarıdan döneceğim. Mouse'u bırakıyorum. Analyzing diyor. Analiz etsin bakalım. Ve gördüğünüz gibi benim nereyi seçtiğimi ve seçmek istediğimi anladı ve geri kalan yerleri boyadı. Fakat şurada ben boyarken dikkat etmemişim. Şu kısmı Atlamışım boyarken bir de şuradaki yansımaları ben aldım mı almadım mı aslında hatırlamıyorum biliyor musunuz? Şu bölümü Almamış olabilirim Ve Nerenin değişmesi gerektiğini Photoshop'a şu anda anlattım ve buradan Apply uygulaya tıklıyorum Birinci seçenek bu İkinci seçenek bu fena değil sanırım değil mi? Üçüncü seçenek de bu. Bu da fena değil aslında ama ben ikiyi daha çok sevdim. Şimdi başka bir şey daha göstereyim burada. Burada biz iki bölüm seçtik. Bir tanesi şu üst kısım bir de burada bir adam vardı. Şimdi ben burada 1 bölü 3, 2 bölü 3 varyasyonları arasında gidip gelebiliyorum. Farz edin ki siz şu anda şu adamın olduğu varyasyonlardan biz 3'ü seçtik yanlış hatırlamıyorsam ama oradaki ah keşke 2'yi seçseydim dediniz. Bu durumda ne yapacaksınız? Bu durumda şuraya bir simge bırakıyor. Ben burada bir değişiklik yaptım diye. Buna tıklayıp bunu aktif edeceksiniz ve buradaki örneğin varyasyon 2'ye geri döneceksiniz ve döndü. Bir bakalım baştan sona ne yapmışız. Bu eski haliydi. Bu da yeni hali. Bayağı değişti. Şimdi son örneğe geliyorum. Bu fotoğrafta da bir sürü sıkıntı var. Bu üçüncü fotoğrafta şuradaki Object Aware'ı kaldırıyorum. Çünkü birden fazla seçim yapacağım. Onu göstereceğim size. Şurada bir plastik bir şey var. Bunu yok etmek istiyorum. Şu taşı yok etmek istiyorum. Onu boyuyorum. Sonra şu tarafta gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık var. Birazcık şu size boyuta gidip küçültü fırçayı şuraya boyayacağım. Sonra şuradaki adam veya kadını boyayacağım. Şurada görüyorsunuz. Sonra bakın şurada bir ip gidiyor ve burada bir direk var. Bunlar çok dikkat dağıtıcı. Birazcık zoom yapayım. Ve fırçamın boyutunu daha da küçültüp şuradan itibaren bu ipi boyuyorum. Şurada mavimsi bir ip var. Daha da ufaltayım. Şurada bir bölüm var. Kadının omuzuna girmiş. Burayı da boyuyorum. uralarda eksikler vardı. Şuraları da tamamlayayım. Şuradaki çubuğu da boyayım. Fit in view yaptım. Başka düzeltmem gereken bir şeyler var. Mı? Yani burada da çubuklar var ama ver artık. Apply diyorum. Uygula. Evet bu ilk versiyon. Bakalım ikincisi nasıl. Dikkat ederseniz şu anda Buradaki ilk yapmış olduğumuz seçim, ilk boyadığımız yer seçili muhtemelen. Bakın bunu ben de yeni göreceğim. Burada 2'yi göreyim dediğim zaman bunun ikinci versiyonunu görüyor olacağım. Yani şuradaki derenin versiyonunu görmeyeceğim gibi geliyor. Bakalım mantığım öyle işliyor. 2'ye bastım. Aynen de öyle oldu. Farkında mısınız? Şu kısım değişmedi. Örneğin ben buraya tıklarsam ve buranın varyasyonuna bakarsam bu 1 bölü 3'te tıkladım. 2 bölü 3 geldi. Bakalım bunun üçüncüsü nasıl? Üçüncüsü böyleymiş. Bence birincisi güzeldi. Tekrar geri alıyorum. Evet en güzel versiyonu bunun. Bu bölgenin bence bu. Şimdi ben bu örnekte neden bir sürü yeri aynı anda seçip aynı anda apply yani uygulaya bastım onu anlatmak istiyorum. Bu hiçbir şekilde bütün yerleri seçtiğim için aynı anda ben apply dediğim için Sadece bir jetonum gitsin diye değil. Her seçtiğim o magenta renkle boyadığım için Bir adet benim jetonum Benim hesabımdan azaltıldı. Yani bunun Nasıl diyeyim size Cimri olmakla alakası yok. Fakat Zaman kazanmakla alakası var. 1, 2, Baktığınız zaman birçok yerde sıkıntı yoksa her birini tek tek yapmanızda yine bir zaman kaybınız olacak. Mesela şuradaki ipin yerine koyduğu şeyleri benim gözüm çok iyi fotoğrafın orijinalini biliyor olsam da ne koyduysa gözüme batmıyor. O yüzden ben buralarda işte buna tıklayıp bunun ikinci varyasyonu neydi, üçüncü varyasyonu neydi diye bakıp da zaman kaybetmeyeceğim. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Dolayısıyla ben bu değişiklikleri yaptıktan sonra bu üç fotoğrafı da Photoshop'un içinde açmak için ne yapıyordum? Şuradaki üç noktaya tıklıyorum. Select all tümünü seçe tıklıyorum. Üçü de seçiliyor ve buradaki open aça tıklıyorum. Ve üç da şu anda Photoshop'un içine geldi. İkinci ve birinci fotoğraf olarak. Şu andan sonra ben Photoshop'un içinde yapmak istediğim her şeyi buna yapay zeka ile yapılabilecek olan her şeyde dahil olmak üzere yapmaya devam edebilirim. Bu araç yani Adobe Camera Raw versiyon 16'ya 3'ün içine gelen erken ulaşımlı Early Access dediğimiz bu araç Generative Remove aracı Raw Editor üzerinde işlem yaptığı için fotoğraflarınızı bozmadan orijinal halinde elinizde tutmanıza olanak verecek şekilde iş yapmanızı sağladığı için Bence oldukça önemli bir araç ve bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu örneklerle benim bu konuda sizlere aktarmak istediğim bütün konuları tam almamış olduk. Bu yeni aracın sizler için faydalı olacağına ait inancım da tam. Kendinize çok iyi bakın. Ben Burak Şenbak. Selam ve sevgilerimi diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu eğitim videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmamanızı rica ediyor benzeri videolara rahatça ulaşmanız için kanalıma üye olmanızı ve videolardan yayınlandığı zaman haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimle. Ben Burak Şenbak. Hoşçakalın.